Merhaba arkadaşlar. Nem ve yağış konusuna bu videomuzda bakalım, iki durumu inceleyelim. Birinci olarak baktığımızda nemin yağışa dönüşümü, ki nem ve yağış genellikle birlikte değerlendirilen iki önemli faktör, iki önemli iklim elemanı diyebiliriz. Ki baktığımızda çiğ, kırağı, kırç, yağmur, dolu, sis gibi birçok yoğunlaşma türünü görmek mümkündür. Peki burada nemin ne olduğunu söylersek, atmosferde özellikle troposferde çoğunluğu bulunan su buharına verdiğimiz isimdir. Higrometre ile ölçülmektedir. Higrometre ile ölçüyoruz nemi. Ki burada nemin kaynağı olarak yeryüzündeki sular, tabii bir su döngüsü vardı burada önemli olan. İşte yağmur yağar, bunun yanında İşte okyanus, denizler, göller, akarsular, yeraltı suları şeklinde bunları besliyor. Bunun yanında bunlar buharlaşarak tekrar havaya karışıyor ve bu şekilde bir su döngüsü başlamış oluyor arkadaşlar. Tabii burada biz nemi 3 başlık altında inceliyoruz. Mutlak ya da var olan nem, maksimum nem, bağıl ya da nispi nem olmak üzere. Mutlak nem 1 metreküp havanın içerisinde o an var olan nemi ifade etmektedir. Sıcaklık ve su kütleleri ile doğru orantılıdır. Sıcaklık ve su kütleleri ile doğru orantılıdır. Örneğin Türkiye'de yıl boyunca en fazla olduğu yer Akdeniz'dir. Çünkü hem sıcak hem de su kütlesi söz konusu o çevrede. Peki diğerine baktığımızda maksimum nem, havanın belli bir sıcaklıkta bulundurabileceği en fazla nem miktarı. Sıcaklıkla arasında doğru orantı var. Sıcaklık arttıkça hava genleşir. Hava genleştikçe alabileceği nem miktarı, yani kapasitesi artış gösterir. Sıcak olan yerlerde daha fazla olarak alıyoruz. Bağıl nem ise bunların birbirine oranıdır. Mutlak nemin maksimum neme oranına biz bağıl nem ya da nispi nem diyoruz. Bağıl nem doluluk oranını ifade etmekte, ki sıcaklıkla ters orantılıdır. Ya da bağıl nem %100'ü bulup aştığında artık yağış oluşma ihtimali söz konusudur. Örneğin Türkiye'de yıl boyunca en fazla olduğu yer Karadeniz kıyılarıdır. Bağıl nem en yüksek bu alanlarda karşımıza çıkıyor Türkiye için. Dünyada özellikle baktığımızda yıl boyunca en fazla olduğu yer arasında ekvatoral iklimin görüldüğü alanlarda sayılabilir. Ya da yine her mevsim yağışlı olan ılıman okyanusal iklimi yıl boyunca bağıl nemin yüksek olduğu alanlar arasında, iklimler arasında alabiliyoruz. Diğer noktada ise arkadaşlar, özellikle bağıl nem hesaplamaları var. Tabii bunları dikkate alırken çok fazla sorularda çıkmayacak arkadaşlar. Ama tabii ki işte oran orantı soruları kısmında dikkate alınabilir. Örneğin 20 santigratlık bir hava kütlesinin en fazla taşıyabileceği nem miktarı 60 gram. Bu hava kütlesinde 15 gram nem var. Oran orantı çarpı 100 kısmında burada hesaplama yapmak mümkündür. Yani yapacağınız şey arkadaşlar, formülü bilip, ki formülümüz neydi? Mutlak bölü maksimum çarpı 100. Buradan yola çıkarak zaten sonuca ulaşmak gerekiyordu. Örneğin 60 gramlık bir şişemiz olsun. Bunu bu şekilde de canlandırabilirsiniz. 60 gramlık o şişenin içerisinde 15 gram su var. Ki yüzde kaçı dolu? Hemen oranlarsak %25 gibi bir oran çıkacaktır. Yani oran orantı yaparak da bazen bulabilirsiniz ama bu tür hesaplamaları çok fazla sorularda ya da sınavda daha doğrusu görmeyeceksiniz. Peki maksimum neme baktığımızda sıcaklıkla doğru orantılıydı. İçerisinde bulunan nem miktarına mutlak nem diyorduk. Birbirine oranlarsak bağıl nemi buluyorduk arkadaşlar. Örneğin ben mutlak nemi arttırırsam, maksimum nem içerisinde bulunan hava içerisindeki su miktarını giderek yoğunlaşıyor ve %100'ü bulduğunda her an yağış oluşabilir demiştik. %100'ü bulduğunda ve açtığında, işte bu şekilde bakın, direkt buradan kıyaslayabiliyoruz. İşte içerisinde az su miktarı varsa yoğunluğu az. Ama içindeki mutlak nem arttıkça maksimum nemin, bağıl nemin de arttığını görmekteyiz. Ve yağış oluşursa dediğimiz gibi zaten orada bağıl nem oranı daha yüksek oluyordu. Peki bunun yanında diğer bir noktada ise yoğuşma ürünleri var. Az önce girişte bunları saymıştık. Bulut, sis, çiğ, kırağı, kırç. Örneğin özellikle sabahları cisimlerin üzerinde, özellikle de bitkilerin üzerinde su damlaları şeklinde olan yoğunlaşmaya çiğ.
Eğer bunlar donarsa, sıfırın altında olursa sıcaklık kırığı ve yine daha sert buz kristallerine dönüşürse ani soğumayla birlikte kırç adı verilir. Sis genellikle sıcak ve soğuk havanın karşılaşmasıyla oluşur ama bunun yanında sıcak havanın yine soğuk havanın üzerine geçmesiyle, zemin üzerine geçmesiyle de sis oluşabilmektedir. Bulutlar ise 3 şekilde incelenebilir. Ki bu bulutlara biz alçak bulutlar, 3000 metreye kadar olanlar stratüs. Orta bulutlar 3000 ile 6000 arası kümülüs. Bunlar gökyüzünde böyle pamuksu şekillere benzettiğimiz, hayvanlara benzettiğimiz bulutlardır. Yüksek bulutlar ise sirüslerdir. 6000 metrenin üzerindedir. Buz kristallerine dönüştüğü için tüy şeklinde görünen bulutları oluşturmaktadır. Evet, bu şekilde 3 bulutu sayabiliriz. Dediğimiz gibi sis özellikle kara ve deniz yüzeylerine yakın alanlarda ki göl yüzeylerinde, deniz yüzeylerinde daha yoğun olabiliyor. Farklı sıcaklıktaki hava kütlesi ya da dediğimiz gibi sıcak havanın soğuk zemin ya da hava üzerine geçmesiyle oluşuyor demiştik. Çiğ özellikle geceleri hava soğuduktan sonra sabaha karşı su damlacıkları şeklinde görür sabah olduğunda. Zaten gece yoğunlaşma daha da artıyor arkadaşlar. Kırağı ise bunun donmuş haliydi. Buz kristallerine dönüşmüş haliydi. Bu şekilde kıyaslamış olduk. Peki oluşumuna göre yağış türlerine de bakacağız ki bunlar yağış tiplerine de bakacağız. Bunların ne olduğunu zaten aşağı yukarı biliyoruz. Oluşumuna göre yağış türlerine baktığımızda yükselim, yamaç, cephe yağışlarını görüyoruz. Yükselim yağışlarının diğer adı konveksiyonel yağışlar. Yamaç yağışlarının diğer adı orografik yağışlar. Cephe yağışlarının diğer adı depresyonel ya da frontal yağışlar. Şimdi yükselim yağışları ısınan havanın yükselmesiyle oluşuyor. Isınan hava yükselerek soğuyor. Soğuyarak hacmi küçülüyor. Hacmi küçülünce içindeki fazlalık olan suyu taşıyamayınca yağış olarak bırakıyor. Bu tür yağışları biz daha çok dünya üzerinde ekvatoral kuşakta, bunun yanında karasal iklim bölgelerinde daha çok görüyoruz. Örneğin Türkiye'de İç Anadolu ve Doğu Anadolu önde gelmekte. Yine ekvator yıl boyunca yükselim yağışlarının olduğu dönemleri sayarak dikkate aldığımız yerler arasında geliyor. Bunun yanında diğer noktada yamaç yağışları var. Dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda ve hemen kıyıdan başladığı yerlerde bir yamaç boyunca yükselen havanın içindeki nemi o yamaca bırakmasıyla oluşuyor. Dağların daha çok kıyıya paralel uzandığı alanlarda oluşuyor dedik. Özellikle bu yağışları biz Himalayalarda çok fazla görmekteyiz. Ki yaz musonları karaya doğru hareket ediyor. Önüne çıkan engel Himalayalar bu yamaç boyunca yükselirken çok fazla yağış bırakıyor. Yamaçta da orografik yağışları da bu şekilde görebiliyoruz. Cephe ya da frontal yağışların görülme sebebi ise daha çok orta kuşakta bulunan ülkeler yani matematik konumla alakalı. Türkiye'de görülmesinde matematik konum şartları etkili olmuştur. Sıcak hava ve soğuk hava karşılaşmakta, sıcak hava hafif olduğu için yükselmekte ve yine soğuyarak içindeki nemi bırakmaktadır. Parantez içerisinde bir havanın yağış getirebilmesi için yükselmesi en önemli şartlardan birisidir arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Dünya üzerinde yağışın dağılışına baktığımızda yıllık yağış miktarının en fazla olduğu yerlerin Brezilya, Amazon Havzası, Kongo Havzası, bunun yanında Endonezya, Malezya gibi ülkeler, yine Cherrapunji dediğimiz özellikle Assam bölgesi, Hindistan'da bulunan alanlar sayılabiliyor ilk başta. 2000 mm civarında olanlar, özellikle savan ikliminin görüldüğü bazı alanlar, ekvatora yakın yerler aynı şekilde Brezilya sayılabilir. Yine Güneydoğu Asya sayılabilir arkadaşlar. Kongo Havzası sayılabilir. 1000 mm yağış yine bunların çevresindeki alanlar, bu sefer Akdeniz Havzası'nda da bazı yerler ortaya çıktı. Batı Avrupa kısmında da bazı yerler ortaya çıktı. 500 mm civarı yine bunlara yakın diğer alanlar, yani artık bunları ekleyerek gidiyoruz gibi bir durum oluştu. 250 mm civarında daha çok karasal iklimin görüldüğü alanlar. 250 mm'den daha az olan yerler kara içlerindeki çöller, dönenceler çevresindeki çöller, örneğin Büyük Sahra gibi bu alanları dikkate alabiliyoruz. Evet arkadaşlar, yağışla ilgili bazı kıyaslamaları bu videomuzda gördük. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.